Sağlam dişe kanal tedavisi yapılır mı diye bir soru sorabiliriz aslında. Evet yapılabilir ancak hangi durumlarda? Örneğin bir aklımızda bir canlandıralım. Diş eksikliğinin olduğu bir durum var. Ve çevredeki dişler o bölgeye doğru hareket etmiş, eğilmiş. Karşıt diş de o bölgeye doğru uzamış. Yani dokuların birbirine saygısı kalmamış. Ancak inci tanesi gibi sıralı, seviyeli dişlerin olmasını da arzu ediyoruz ki olması gereken çiğneme etkinliği için şart olan bir durum. Uzayan diş, yani diş eksikliğine doğru, karşı taraf, karşı çeneden doğru uzayan diş, boşluğu doldurmaya yönelik hareket eder. Uzadıktan sonra yandaki dişlerle temas kaybolur ve aynı seviyeden çıkar ve aradan diş uzamış hissi verir. Bu tür durumlarda biz o dişin eski yerine gelmesini talep ederiz. Yani diş sağlamdır. Yandaki dişlerle aynı seviyeye getirmek için tıraşlanması gerekebilir. Tabiri uygunsa. Bu tür durumlarda diş tıraşlandıktan sonra soğuk, sıcak hassasiyeti artabilir veya gece ağrısı artabilir. Çünkü gitgide tıraşlandıkça dişlerin ana canlı dokusundaki sinirlere yaklaşım artar ve bu hassasiyetler ağrıya dönüşür ve ağrı artabilir. Bu tür durumlarda dişlerin kanal tedavisi yapılıp ölü sinirlerinin hatta canlı sinirlerinin alınıp onun sonrasında aynı seviyeye getirilip onun sonrasında karşı tarafındaki dişin eksikliğin dişsiz olan bölgenin implant üstü kaplama yapılıp sıralı dişler gibi dizilmesi sağlanabilir. Dolayısıyla her diş yerinde güzel mantığıyla ve diş diziliminin inci tanesi gibi olması sebebiyle de yapılması hedeflenmesi itibariyle de bu dişlere, canlı dişlere de, sağlam dişlere kanal tedavisi yapılabilir ve ondan sonra da her dişi kendi yerinde görmek daha güzel olacaktır.